Necati Bey. Evet. Şimdi Barış Emin, başlar mısınız lütfen Necati Bey'e sorularımız? Barış, Necati Bey, siz bundan 2 gün önce, 3 gün önce bir yazı yazdınız. Aslında bu şu son dakikayı bile ifade eden bir yazı. Çünkü sizin çizdiğiniz bir resim var. O resimde diyorsunuz ki iktidar %36-37 bandına oturdu. Muhalefet 63-64 bandında, yani muhalefette olanlar, iktidarı istemeyenler. Ve iktidar arka arkaya bir şeyler yaparak bu tabloyu, yani bu dengeyi bozmaya çalışıyor. Sizin tarif ettiğiniz yazının herhalde özeti bu. Doğrudur. Peki size bir şey söyleyeceğim. Böyle özetledim bütün yazıyı ama sizce muhalefet bu konuda, yani karşısındaki o %36-37'lik tabloyu değiştirmeye çalışan iktidarın karşısında biraz hareketsiz mi kalıyor, geç mi kalıyor, heyecansız mı kalıyor? Ne düşünüyorsunuz bu taraftan baktığınızda, o tabloyu okuduğunuzda? Şimdi her şeyden önce hem pazartesi günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan yazımı hem de bugün burada söyleyeceklerimi bir eleştiri değil bir uyarı olarak herkesin dinliyor olması, okuyor olmasını beklerim ben. Çünkü ben kimseyi eleştirmiyorum. Ben yapılacak seçimin herhangi bir seçim olmadığını düşünenlerdenim. Aslında biz bir seçim yapmayacağız, biz rejim değiştireceğiz. Dolayısıyla da buradaki süreç her zamanki süreç gibi olmayacak. Çok daha zor bir süreç olacak. Üstelik iki kampanya birden yürüyecek bu süreçte. Birincisi partilerin kampanyası. Çünkü partiler teker teker veya birlikte parlamento için kampanyalar yapacaklar. Bir de adayın kampanyası olacak. Aday her kim olursa. Sayın genel başkanlardan birisi olabilir. Hiç tanımadığımız, hiç duymadığımız birisi olabilir. Vesaire vesaire. Dolayısıyla iki ayrı kampanyayı birden göreceğiz. Partilerin kampanyalar için acele etmeye gerek yok. Ama adayın kampanyası için acele etmeye gerek var. Çünkü dünyanın çeşitli ülkelerinde görüyoruz ve biliyoruz ki özellikle tümüyle bir rejimi değiştirmeye yönelik bir aday kampanyası çok kolay bir kampanya değildir. Hele ki çok başlı bir kampanya söz konusu olacaksa, çok başlı dediğim aday örneğin bir çatı aday olacak mı olmayacak mı henüz bunu bilmiyoruz. Aday 6 partinin adayı mı olacak yoksa 2 partinin adayı mı olacak yoksa daha fazla partinin adayı mı olacak? Bu partiler bu süreçte ne yapacaklar? Bütün bunlar şu anda belirsizliğini koruyor. Ve ikna süreci dediğim süreç o kadar kolay bir süreç değil. Şimdi bütün credible araştırmalar bize şunu söylüyor. Bütün muhtemel araştırmalar. Şu andaki 100 kişilik seçmen kümesinin kabaca 70'i kararını vermiş durumda. Çok kabaca. 30'u veya 25-30 arasında olan bölümü ise ya henüz karar vermedim diyor ya da sandık başına gitmeyeceğim diyor. Dolayısıyla seçimler olduğunda bunların en az 15 sandık başına gitmeyecektir. Çünkü Türkiye tarihindeki seçimlere baktığımız zaman en yüksek katılımın %85-86'lar seviyesinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 14-15 puanlık bir seçmen kümesi sandık başına gitmeyecek. Yani 15 puanlık, maksimum 15 puanlık bir seçmen kümesini etkilemek gerekiyor. Peki bunlar kimler? Büyük oranda kararsız olanlar. Bir kısmı yeni seçmen ama büyük oranda kararsız olanlar. Peki kararsızlar nereden geliyor? Çoğunlukla iktidar partilerinden geliyor. Yani AK Parti'den ağırlıklı bölümü, bir bölümü de Milliyetçi Hareket Partisi'nden geliyor. Peki bu seçmenler kolayca hangi tarafa oy verebilirler? Geldikleri partiye oy verebilirler. Genellikle böyle olur. Eğer geldikleri partiler bir şekilde hatalarını düzeltirlerse, yeniden yönetebilecek bir politika sergileyebilirlerse bu seçmenler çok kolaylıkla baba ocağına dönebilirler. Sıkıntı burada. Dolayısıyla da ortaya çıkacak programın, ki daha program da belli değil, bu programın bir an önce çıkması, adayın netleşmesi, dediğim gibi adayın kim olduğu konusunda hala ortada net bir şey yok ve bu adayın kaç partinin adayı olacağının netleşmesi. Ondan sonra kampanya başlayacak demektir. Dünyanın başka ülkelerinde, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde buna benzer seçim kampanyaları da değil, normal seçim kampanyaları yaklaşık olarak 2 yıl sürüyor. Başkanlık seçim kampanyaları. Bunun 1 yılı ön seçim kampanyası olarak parti içinde sürüyor.
İkinci bir yılı da iki partinin veya üç partinin adayının yarıştığı şekilde sürüyor. Avrupa, kıta Avrupa'sında da aylar süren kampanyalar var. Bizim ülkemizde kampanya dediğimiz şey genellikle 6 hafta maksimum 3 aylık bir zaman oluyor. O zamana kadar da seçmen kümelerinin büyük bölümü kararını vermiş oluyor. Şimdi eğer tablo benim anlattığım gibi ise, bütün muhtemel araştırma şirketleri buna benzer verileri ortaya koyuyorsa, muhalefet bileşenleri bir an önce ortada duran seçmenleri etkilemek için elinden geleni yapmadı. Bunu yapmadığınız sürece o seçmen kümelerini iktidar partilerinin etkilemesine maruz bırakıyorsunuz. Ona izin veriyorsunuz. Dolayısıyla ona izin vermemeli. O nedenle ben diyorum ki bir uyarı olarak zaman kaybetmeden altılı masa dahil olmak üzere partiler kararlarını vermeliler. Zaten adayın nasıl seçileceği belli. Altılı masa karar verecek. Adaya karar vermeli ve topluma anlatılacak hikayeye karar verilmeli ve kampanyalara başlanmalı. Çünkü maksimum 9,5 aylık bir süre var. Muhtemelen bu 6,5-7 ay olabilir ya da daha da kısa olabilir. İzninizle ben Necati Bey'e şunu sormak istiyorum. Önce kısa bir soru, ona göre devam edeceğim. Siz bir baskın, Kasım'da bir seçim olasılığını hala giderek zayıflıyor bu olasılık süre nedeniyle ama Kasım'da böyle bir baskın seçim olasılığını görüyor musunuz? Hani küçük de olsa hala o olasılık var mı? Emin Bey, ben yaklaşık olarak 2,5 yıldır bu soruya buna cesaret edemezler diye cevap veriyorum. Çünkü gap büyük ve yani aradaki açıklık, aradaki fark büyük ve giderek de bu fark artıyordu. Şu son bir aya kadar, çünkü bu son bir ay içerisinde özellikle ekonomik hamleler sonucunda iktidar bileşenlerinin kaybettiği oylarda azalma ve bir parçada tersine dönüşler görülmeye başlandı. O nedenle de o aradaki açıklığı kapatmaları çok kolay olmadığı için Kasım ayına kadar buna cesaret edemeyeceklerdir. Tamam. Ama bildiğimiz gibi bir başka problem yüzünden, bir hukuki problem yüzünden belki gelecek yılın Haziran ayında olması gereken seçimleri belki 1-2 ay öne almak gibi bir durum söz konusu olabilir. Ona zaten erken seçimde demeyiz. Yani Haziran'da değil de Mayıs'ta olmuş, doğru. Nisan'da olmuş. O erken seçim sayılmaz artık. Bence Kasım'da olacak olan bile erken seçim sayılmaz aslına bakarsanız. 5 ay kalmış, doğru. 6 ay kalmış. Benim sorum size tersten bir soru olabilir mi? Çünkü muhalefet dediniz ya, muhalefete eleştiri olarak görülmemeli ki eleştirebiliriz. Kimse kusura bakmasın yani. Eleştirebiliriz, ayrıca dost acı söyler. Burası da bizim ülkemiz. Ama ben o tarafa sapmadan tersten bakarak bir sonuç çıkarabilir miyiz diye şunu sormak istiyorum. Siz şu anda Recep Tayyip Erdoğan'dan bir teklif alsanız ve dese ki Necati Özkan, gel benim kampanyamı yürüt. Şu anda iktidarın kampanyasını, Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanyasını yürütseniz ne yapardınız? Bunu sormamın bir önemli nedeni var. Nerelerde boşluklar görüyorsunuz muhalefet adına, iktidar adına nereler doldurulabilir? Bundan muhalefet neler yapabilire doğru bir çıkarsama yapmak için soruyorum. Çünkü bir önemli bir şey söylediniz. İktidar da zaten kayıplarımız durdu. Hani diye bu ay büyük bir sevinç içinde, hadi durmayın burada karşı saldırıya geçin demiş Cumhurbaşkanı da, kulis haberleri böyle. Nerelerde iktidarın atabileceği adımlar olduğunu, kampanyayı neyin üstüne kurmak gerektiğini düşünürsünüz, söylersiniz Recep Tayyip Erdoğan'a? Şimdi öncelikle kategorik olarak bir şey söylemem lazım. Hayatım boyunca hiçbir sağ liderle çalışmadım. Dolayısıyla böyle bir teklif gelse de zaten hani kabul edebileceğim bir teklif olmaz. Ben de şimdi diyordum. Necati Bey içinden diyor ki Emin Çapa nereden çıkardın şimdi milletin aklına getirme öyle şeyleri. Yok, simülasyon yapıyor muhalefet adına. Ya, aslında bütün o çabaları her tarafta görüyoruz. Yani bir kampanya ekibi var mıdır yok mudur onu bilmiyorum. Ama yapılması gereken pek çok şeyi yapıyorlar. Pek çok adım atıyorlar.
ekonomide atıyorlar, dış politikada atıyorlar, güvenlikte atıyorlar, algı yönetiminde atıyorlar, örgütlerini tazeleme konusunda adımlar atıyorlar vesaire. Hani bu adımların hepsini görüyoruz ve hepsini de izliyoruz, hepsini kaydediyoruz. O adımların ne anlama geldiğine bakıyoruz. Çünkü yani ben de Türkiye'de yaşamakta olan herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi geleceğimle ilgili şu anki hükümetin yaptıklarını tümden yanlış ve hepimizin geleceğine ilişkin tehlikeli şeyler olarak görüyorum. Ekonomiyi alt üst etti şu andaki iktidar. Dolayısıyla bu iktidarın bir an önce değişmesi lazım vesaire. Dolayısıyla bu nedenle her bir adımı takip ediyorum. Fakat gördüğüm şey tablo şu. Evet, iktidardan büyük kümeler kopuyor. Bu kümelerin iktidara geri dönmesi çok kolay değil. Ama bu kümeler kolayca muhalefete de geçmiyor. Ve %25'lik, 30'luk bir küme hala kendini tarafsız ilan ediyor ki bu koşullarda bile. Yani Türkiye tarihinin en büyük ekonomik alt üst oluş koşullarında bile bu seçmenler arada bir yerde, bir arafta bekliyorlar. Problem burada zaten. O yüzden de muhalefetin buraya çalışması lazım. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Yani bir kere birisinin, herhangi bir insanın sevdiği bir markadan vazgeçip başka bir markaya geçmesi acılı bir süreçtir, kolay değildir. Bu isterseniz şampuan için olsun, isterseniz kullandığınız herhangi bir ürün için olsun. Hele ki bir siyasi parti için ise hiç kolay değildir. Zaman alır, çok kez yıllar alır. Yani yıllar alır derken şunu kastediyorum. Örneğin bu seçmen kümeleri sandık başına gitmeyebilirler. Hiçbir şekilde gitmeyebilirler. Dolayısıyla seçmen kümelerinin sandık başına gitmemesi de bir başka risktir. Muhalefet partileri ne kadar çok seçmeni sandığa taşıyabilirlerse o kadar bu süreci çevirebilirler. Evet. Bir de benim hep işaret ettiğim bir şey var. Kazanan muhalefet tarafının kazanma oranı epeyce yüksek olmalı ki seçim gecesi rahat yaşanabilsin. Aksi takdirde o gece çok problemli olabilir. İmamoğlu'nda yaşanılanlar yaşanmasın tekrar. Şimdi ben Barış'a dönmeden önce Emin'den önce bahsettiğiniz, yani sorusundan önce bahsettiğiniz konuda pazartesi günü biz burada muhalefet partilerinin temsilcilerine söz hakkı verdik. Daha doğrusu sorularımızı sorduk. Bir şekilde mesela İYİ Parti'den Aytun Çıray dedi ki isimler önemli değil. Sonuçta hepsi kendileri adına altılı masanın dengelerine zarar vermeden çoğu da biz burada konuşmaya yetkili değiliz diyerek çok hassas dengeler üzerinden açıklamalar yapıyorlar. Ama herkesin kafasındaki soru şu. Yani ne zaman açıklayacaksınız? Yani ne oluyor? Orada toplanıp duruyorsunuz, oturuyorsunuz. Nedir yani bunun? Şimdi orada bu soruyu sorduğumuzda yani açıklayın. Herkes ne olduğunu bilsin de onun üzerinden kalkar. Şunu söylüyorlar. Bu bir çan eğrisi gibidir. Eğer seçimlere çan eğrisinin dibinde yakalanırsan o zaman problem olur. Yıpratırlar senin adayını, üstüne gelirler. Ama çan eğrisinin tepesinde yakalanırsan o zaman şansın büyüktür. Barış Terkoğlu da dedi ki programda, ya dedi Recep Tayyip Erdoğan 20 yıldır bu ülkenin başında ve çan eğrisi ne kelime? Ta diplerinde yine de bangır bangır çıkıp kampanya yürütüyor. O yıpranmıyor da yeni çıkacak aday mı yıpranacak? Şimdi bunu bir yorumlamanızı istiyorum. Gerçekten illa da her çıkan aday bu özgüvensizlik olmuyor mu? Yıpratırlar. Ya yıpratırlarsa sen de onları daha fazla yıpratacak bir stratejik izle o zaman. Ya da öyle bir şey yap ki yıpratamasınlar. Ya da yıpranacak. Neye göre yıpranacak? Belki de yıpranmayacak. Tam tersi patlayacak. Ne diyorsunuz? Her şeyden önce aday kapı kapı dolaşmak zorunda. Şehir şehir. Kasaba kasaba dolaşmak zorunda. Partiler adayla beraber dolaşmak zorunda. Partiler hem kendileri için hem aday için çalışmak zorunda. Dolayısıyla bu bir zaman demek. Bunu örgütleyebilmek bile ciddi bir iş. Yani 6 partinin, umarım öyle olur, 6 partinin birlikte seçimlere gireceğini varsayalım. 6 partinin tek bir aday etrafında buluşacağını varsayalım. Şimdi bu Türkiye tarihinde hiç denenmedi. Şu anda altılı masanın yaptığı şey hepimizin saygı duyması gereken çok önemli bir misyon. İlk defa Türkiye tarihinde görülmemiş bir şekilde farklı siyasi partiler
Türkiye'nin geleceği için bir araya geldiler. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bir araya geldiler ve birlikte çalışmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve görünen o ki bu masa dağılmasın diye çok titiz bir şekilde davranılıyor. Bütün bunlara saygı duyuyorum. Ama benim bir vatandaş olarak beklentim tümden şöyle. Mümkün olan en asgari konularda uzlaşın ve o asgari konular için yola çıkın. Bir an önce yola çıkın. Ortada duran kararsız seçmenleri yeniden iktidar partisine gidecek şekilde boş bırakmayın. Onlarla ilgilenin, onların dertlerinin nasıl çözüleceğine ilişkin bütün söylemlerinizi geliştirin. Şimdi demokrasi ve hukuk bunlar şu anda Türkiye'nin en önemli ihtiyaçları. Ancak vatandaşa sorduğumuz zaman, senin birinci ihtiyacın ne dediğimiz zaman, vatandaşlar demokrasi ve hukuku neredeyse ilk onda saymıyorlar. Neredeyse. Dolayısıyla yani muhalefet partilerinin üzerinde çalışmakta olduğu proje işin esası ama vatandaşın bu esası anlayabilmesi için bile zamana ihtiyaç var. O açıdan yani bizimki eleştiriden çok demin de söylediğim gibi bir çeşit hani beklenti, bir çeşit uyarı hızlanın demeye getiriyoruz. Yani daha önce yine zannediyorum sizin programınızdaydı ya da sizin kanalınızdaydı bir örnek vermiştim. Örnek şöyle bir örnek. Yani iki tane takım var ve bunlar maç yapacaklar belli bir müddet sonra belli. 2 hafta sonra, 6 hafta sonra her neyse. Bu iki takımdan bir tanesi her gün sahada. Her gün çalışıyor. Her gün yeni taktik deniyor. Olmadı başka bir taktik deniyor. Onun kaptanı da belli. Direktörü de belli. Her şeyi belli. Öbür takım henüz sahaya çıkabilmiş durumda değil. Ve zaman daralıyor. Dolayısıyla bizim yapmaya çalıştığımız şey şu. Ey sevgili takım lütfen sahaya inin. Bunun için hani bir araya gelin az sayıda taktikte anlaşın. Bir araya gelin ama lütfen bir an önce sahaya inin. Özeti bu. Hı hı. Barış? Siz diyorsunuz ki hükümet bir seçim kampanyasına başladı. Öte yandan aynı yazıda diyorsunuz ki muhalefet için aday yoksa kampanya yoktur. Size göre muhalefet bir kampanya yapmıyor aday olmadığı için. Fakat dönüp mesela biraz önce biz yayındayken Meral Akşener başka bir televizyonda Karar TV'de konuşmuş. Oy birliğiyle adayımızın arkasında olacağız diyor. Kılıçdaroğlu aynı şeyi söylüyor. Diğer partiler aynı şeyi söylüyor. Yani peki sizce bu söylemlere rağmen bu anlattığınız tablo okunamıyor mu yoksa aday belirlemede bir sorun mu var? Yani belirlenemiyor mu bu sözlere rağmen? Şöyle eğer genel başkanlar böyle söylüyorsa genel başkanların sözlerine itibar etmek lazım. O zaman genel başkanların net bir stratejileri var ve bu stratejilere göre yol alıyorlar demektir. Orada da biraz önce Şirin Hanım'ın sorduğu soru karşımıza çıkıyor. İyi de yani yola çıkmak konusunda niye kendimize güvenmeyelim ki? Eğer 6 genel başkan bu konuda hemfikirse bu Türkiye'nin sevilmesi gereken ve alkışlaması gereken bir durumdur. O zaman adayımıza destek olabilmek için yola çıkmak lazım. Herkes o adayın etrafında kümeleşsin, beraber çalışsın. Dolayısıyla ben herhangi bir risk görmem erken kampanya konusunda. Necati Bey çok özür dilerim. Son bir şey. Buyurun. Şimdi bazen önde olmanın dezavantajı vardır. Hı. Yani benim yazımda ortaya koyduğum veriler daha doğrusu muhalefet partilerinin %20 ve daha üzerinde toplamda da bütün muhalefet partilerini tek küme gibi gördüğümüz zaman %20 ve daha üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu aslında bir anlamıyla atalet de yaratabilir bir durumdur. Hı. Yani dünyadaki pek çok seçim kampanyasında bunu gördük. Açık ara önde olan siyasi taraf kendi gücüne ya da seçmenin buradaki kağıt üzerindeki desteğine çok güvendiği için ağırdan aldı ve seçim kaybetti. Buna ilişkin o kadar çok örnek var ki. Dolayısıyla bu bir problem. Yani bu problemin iyi bilinmesi ve ortada gözüken 20-25 puanlık şeyin hani muhalefet lehine olan farkın sadece belirli bir an için ortaya konmuş bir fark olduğunun bilinmesi, bunun değişebileceğinin iyi anlaşılması lazım. O nedenle
erken kampanya ve erken aday tanımı gereklidir diye öneriyorum ben. Bir ara ya buçuk soru soracağım bizim deyimimizle, sonra Emin devam eder belki. Şimdi mesela çok etrafımızda tabii spekülasyon çok fazla yapılıyor. Sizin de yapılıyordur muhakkak ki. Bunlar anlaşamıyorlar, bunlar kavgalılar, aslında adayı beğenmediler. Biraz önce Barış söyledi. Gerçekten de Meral Akşener, Karar TV'de şöyle şeyler söylemiş mesela. Ortak adayın arkasında ben başta olmak üzere İYİ Parti'nin bütün mensupları olacak. Daha isimleri konuşmadık. Mesela bu acayip gelen bir şey sokaktaki vatandaşa, seçmene. Yani niye adaylar üstünde? Şunu deseler, ya çeşitli adaylar konusunda konuşuyoruz, kavga ediyoruz, fikir ayrılığına düşüyoruz ama sonra sonunda bir yola gireceğiz deseler daha inandırıcı. Altı parti lideri bir araya geliyor. Efendim nasılsınız, nasılsınız? Adayın ismini lütfen telaffuz etmeyelim. Genel prensipleri konuşalım. Kaç toplantıdır? Buna imkan var mı? Yani doğası gereği o, yani insanın inanası gelmiyor. Belki öyledir ama seçmene inandırıcı gelmiyor. Mesela sizin dediğiniz gibi eğer sokağa çıksalar şunu da ortadan kaldırmış olmayacaklar mı? Mesela geçen gün bir analist şunu söylüyordu. Ya İYİ Parti lideri Meral Akşener verse bile Kılıçdaroğlu'na ya da diğer bir parti liderinin adaylığına kim olacak? Teşkilatlar çalışmayacak. Son dakikaya indiğiniz zaman teşkilat çalıştı mı çalışmadı mı? Bu da sonrasında şaibe yaratacak bir durum değil mi? İYİ Parti üzerinden verdim ama İYİ Parti ile ilgili söylemiyorum. Bütün partiler için. Ya başka bir aday için de atıyorum belki Saadet de bir CHP'li örgüt. Yani altı masalıyı birbirine olan bir güvensizliği varmış algısı yaratma durumunda kalıyorlar gibi geliyor. Ne diyorsunuz? Ben güvensizlikten çok buradaki durumun dikkat olduğunu, hani dikkat etmek, zarar vermemek, bu yolculuğa zarar vermemek ve fire vermemek daha doğrusu bu yolculukta. Çünkü bir seçim kampanyasında küçük de olsa bölünmelerin vereceği zarar çok büyük olabilir. Yani eğer 6 parti birden bu kampanyayı yürütecekse, hepsi bu işte sonuna kadar beraber olacaksa, aman kimse zarar görmesin, kimse ayrılmasın diye dikkat ediyorlar diye görüyorum ben bu süreci. Yani dolayısıyla çok dikkatli bir mühendislik süreci, dikkatli bir strateji uygulanan süreç olarak görüyorum. O nedenle de bütün bunları gördüğüm halde hızlanması gerektiğini de uyarmak istedim. Yazımın nedeni oydu. Şimdi şöyle, örneğin İngiltere'de İşçi Partisi çok daha öndeyken sonuçta Muhafazakar Parti kazandı. Örneğin Amerika'da çeşitli demokrat liderler öndeyken muhafazakar liderlerin kazandığı örnekler çokça oldu. Fransa'da, Almanya'da, yani bunlar belirli bir anda araştırma verileri taraflardan bir tarafa bir yanı atalete sürükleyebilir ya da nasıl olsa kazandık ama ne gerek var acele etmeyelim noktasına getirebilir. Ama dediğim gibi bu fotoğraf çok değiştirilebilir ve bu fotoğrafın değiştirilmesi için atılacak çok adım vardır. Buna kampanyalar dahil, aday dahil, buna iç ve dış gelişmeler, ekonomik gelişmeler, güvenlik gelişmeleri, dış politika gelişmeleri dahil bir sürü faktör devreye girebilir ve o belirli bir anda gayet emin gözüken, gayet açık ara önde gözüken bir taraf lehine olan durum tam tersine dönüşebilir. O nedenle yola çıkmak lazım. Emin, şimdi belki bilmiyorum Necati Bey'le biliyorsun bir süredir de